Raru, Stüdyo Handball'u sunar. Post TV'ye Stüdyo Handball'a hoş geldiniz. Ben Efe Yamanlar. Her zaman olduğu gibi Güneş Vitele'ye birlikte Handball'da gündemi değerlendiriyoruz. Güneş Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Tabii bugün konularımız yine oldukça fazla. Milli takımla başlayacağız. Orada biraz canımız sıkkın. Bunu da baştan söylemek gerekiyor. Tabii milli takımımızda dolaylı olarak birkaç haberimiz var. Sırasıyla onları vereceğiz. Ve ikinci bölümde de Kadınlar Süper Ligi'ne gideceğiz. Orada heyecan hız kesmeden devam ediyor. Özetlerimiz de olacak. Ve bunun dışında da Handball Federasyonu ile alakalı güzel haberlerimiz de var. Onları da sizlerle birlikte paylaşacağız. Önce milli takım diyelim. 2025 IAAF Dünya Şampiyonası elemelerinde ikinci maçta İtalya'ya 37-27 mağlup olarak organizasyonun dışında kaldık. Keza ilk maçımızı geçtiğimiz günlerde Sakarya'da oynamıştık ve 37-28 kazanarak aslında çok da iyi bir sonuç almıştık. 9 sayı çok önemli bir farktı. Sakarya'da atmosfer inanılmazdı. Keza ben de oradaydım. Canlı canlı da o atmosferin içindeydim. Takımımız çok iyi gözüküyordu. Sporcularımızın motivasyonu çok iyiydi. Ama geçtiğimiz pazar günü gerçekten İtalya karşısında deplasmanda hani basiretimiz bağlandı mı desek, taktiksel hatalar mı yaptık desek, her şey diyebiliriz. Kaybettik tabii şu an. Üzüldük. Ben açıkçası pazar günü maçı izlerken çok üzüldüm. Yani çünkü hiç gitmemesi gereken bir maç. Hiç verilmemesi gereken bir maç ama bazen de oluyor. Yani şu anda artık ne söylesek boş aslında. Hı-hı. Sizin üzüldüğünüz kadar eminim beklentiye giren, bu kadar umutlanan herkes çok üzüldü. Ben de çok üzüldüm. Zaten orada oynayan sporcuların üzüntüsünü düşünemiyorum. Kesinlikle. Bile yani. Orada şimdi... Tabii ki de biz yorum gördüklerimizin üzerinden yorumluyoruz. İçerideki değişenleri bilmiyoruz ama dışarıdan görünen bir kere hiçbir sporcunun emeğinin değersizleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oradaki her sporcu elinden geleni sahaya yansıtmıştır. Buna sonuna kadar inanıyorum. Ama genel olarak Sakarya maçı içinde ben aynı şeyi düşünüyorum. Sakarya'nın seyircisi inanılmazdı. İnanılmaz. İnanılmaz bir organizasyondu. Çok çok beğendim. Gerçekten hadi ya dedim, yani biz de artık bir seyirci kitlesine sahibiz. Gerçekten destek inanılmazdı, çok güzeldi. Ama ben müsabaka için aynı görüşte değilim. Sakarya'daki müsabaka için de, özellikle ilk yarı oynanan handball için. Daha geniş alanlara yayılacak bir handball oynanacağını düşünmüştüm. İşte daha kanatlara, ama işte orada 2-3 kişinin üzerinde işte uzun zamandır sakatlık yaşayan, yeni yeni tekrar handball'a dönen bir Doruk, 42 yaşında Ramazan, Mehmet Emre, onların üzerinden aldığımız bir maç vardı açıkçası. Yani onların üzerinden ilerlettiğimiz ilk devreyi, ikinci devreyi biraz daha rahatlayarak ve seyircinin bunda, o ortamın, ambiyansın çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir maç vardı. Yine de 9 sayıyla bitirdik maçı ve umut oldu bize. Çok isterdim. Maalesef ki şu saatten sonra söyleyecek hiçbir şey yok. Yani mı kaybettik? Kaybedilen maçın üzerine ancak böyle yorum yapabiliyoruz. Biraz artık şeylere odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Yani neyi yanlış yaptık? Ne yanlıştı? Çünkü şu saatten sonra ya kapatıp gideceğiz branşı ya da daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Tabii ki de mücadele edeceğiz. Mücadele ederken de neler yanlıştı, ne yanlış kurgulandı, biraz onlara odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer taraftan da bu kadar insanın beklentiye girmiş olması aslında handball adına güzel bir kıpırdanmalar olduğunun göstergesi gibi geliyor bana da. Artık bundan sonrası için erkek milli takımı üzerinden konuşabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Turnuvayı bu seneki, evet, en azından hedeflerimizi sonlandırdık. Bunu belki bu turu atlardık ama bu turdan elendik de dünya şampiyonasından elemelerine gidemedik gibi bir şey de söz konusu değil. Belki bir sonraki maçta da yaşanacaktı buna benzer senaryolar. O yüzden bir an önce bence nerelerde hata yapıyoruz,
nereleri aksatıyoruz? Biraz onların üzerine odaklanmamız gerekiyor gibi geliyor. Çünkü diğer taraftan organizasyonel, operasyonel olarak çok güzel gelişmeler de yaşanıyor. Evet. Bunları da değersizleştirmemek lazım. Ben böyle düşünüyorum yani. O zaman pazar günü oynanan karşılaşmanın bir özetini izleyelim. Üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz A milli erkek handbol takımımıza. Bir top kaybı, az önce ayakta bir temas yaşandı. Golü şimdi buldu Menyon'la ev sahibi ekip. Samet Kamperoğlu. Açılışı Samet Kamperoğlu'nun 7 metre atışıyla yaptık. Marco hatalı yürüme yaptı. Hızlı hücum Şevket Yağmuroğlu ve topu ağlarda gol. Hızlı hücumla golü bulduk. Atış topu ağlarda. Atış topu ağlarda. Hücum faal beklerken Sabini golü attı. İşareti alıyor Samet. Atış topu ağlarda gol. Yine bir top kaybı. Simone. Şimdi Marocchi ve topu ağlarda gol. Fark ilk kez dörde çıktı. Marocchi. Simone Marocchi paslaşması. Pasif uyarısı şimdi geldi. Simone Menyon atış topu ağlarda gol. Fark 6'ya çıkıyor. İlk yarı bitiyor. İlk yarıda PSG'lik avantajla soyunma odasına gidiyor İtalyanlar. İlk yarı skoru İtalya 16, A milli erkek handbol takımımız 11. Ozan ve topu ağlarda gol. Açılış Ozan Erdoğan'dan. Simone Menyon, Parisini ve topu ağlarda gol. Fark 7'den 7'ye çıktı. Sol kanat ve topu ağlarda gol. Samet Kamberoğlu, 4. sayısı. Şevket Yağmuroğlu son bir adım aldığı için. Bu arada onlar golü buldu. Marco Menyon farkı 8'e çıkardı yeniden. Marco. Sağ kanat. Atış topu ağlara gidiyor. Fark çift taneye ulaşıyor yeniden. Bu ikinci kez yaşanıyor. Marco Menyon. Fark 11'e çıktı. Atış topu ağlarda gol. Marco. Marco golü attı. Diangiris. Topu kaptırdılar. Hızlı hücum. Doruk golü attı. Ve artık turu geçen İtalyanlar oldu. Bizim için artık bu kadar. 2025 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası Avrupa elemelerinde turu geçen playoff'a kalan İtalyanlar. Palasanta, Filomena'da maalesef istediğimiz skoru alamıyoruz. Ve İtalyanlar 10 sayılık farkla milli takımımızı mağlup ediyor ve turu geçiyor. Evet, özeti izledik. Tabii şöyle bir durum var. Yani ilk karşılaşmadaki o 9 sayılık fark aslında handball'da çok ciddi bir avantaj ve korunabilecek bir avantaj. Psikolojik üstünlüğü de ele alınabilecek bir avantaj ama karşılaşma başlar başlamaz İtalya. Zaten onların başka şansı yoktu. Yani onlar sahaya çıkarken muhtemelen soyunma odasında bulduğumuz anda saldıralım fikriyle çıktılar. Hiç direnç gösteremedik orada yani. Ya zaten şimdi bu A milli takım seviyesinde
hiçbir branşta kabul yani çok rastlanılabilecek ya da olabilecek veya kabul edilebilecek bir skor değil. Bu kadar farkla gidip orada 9 farkla gidip 10 farkla yenilmek çok olası bir şey. Olağan ya da beklenen bir şey değil. Dediğim gibi yani oradaki değişenleri bilmiyoruz. İşte sakatlık mı vardı, işte motivasyon mu bozuktu, gece mi uyuyamadılar, onları bilmiyoruz. Yani sadece performans, görünen performans üzerinden söylüyorum. Bence taktiksel olarak biraz hatalıydık biz. 5 pozisyonu aynı yerden gol yedik mesela pivottan. Aynı pozisyon, aynı şekilde aynı yerden gol yedik. Buna çözüm üretmemiz gerekiyordu. Yani bir kere basit bir hata yaparsın da gol yersin, ikinciye bunu kapatırsın. Ama 5 kere olduğu zaman orada bir sıkıntı, taktiksel olarak bir sıkıntı var demektir gibi geliyor. İşte az önceki özetlerde de izledik. İkinci defa aynı golü yiyoruz. O 2 oldu 3, 3 oldu 4. Biz o ikinci defalara, üçüncü defalara önlem alamadık. Hakem çok kötü bir yönetim sergiledi. Evet, yani bizim özellikle arka orta savunma yapan savunmacılarımıza çok erken 2 dakikalar gösterdi. Evet. İkişer tane 2 dakikayla oynadılar orada ama biz kadro derinliğimiz olduğundan bahsediyoruz. İşte karşı rakip takımın bizim kadar derin bir kadrosu olmaması bizim avantajımız diyoruz. Ama biz o kadro derinliğini mesela savunmada niye göremedik bilmiyorum. Yani diyorum ya, yenildik artık, buradan sonra çok fazla söylenecek bir şey yok. Her şeyin olumsuz tarafına da bakmak istemiyorum açıkçası. Bu bize bir şey kazandırmayacak çünkü. Tabii yenmiş olsaydık bunları konuşacak mıydık? Bilmiyorum. Konuşmayabilirdik bunları. Muhtemelen konuşmazdık. Ama dediğim gibi bir sonraki maçta da olabilirdi bunlar. Bunun işte şu saatten sonra nasıl daha iyisini yapabiliriz? Ben spor yapılanmalarında özellikle hiçbir şeyin yukarıdan aşağıya, özellikle performansa yönelik şeylerin yukarıdan aşağıya kurgulandığını düşünmüyorum açıkçası. Öncelikli olarak alttan üste iyi bir kurguyla yukarıya çıkıldığını düşünüyorum. Evet, A takımın başarısı bizim bu kadar ilerleyişimizin, bu sürecin bir vitrini. Burada kendilerini gösterecekler. Bu başarılar bize motivasyon olacak. Ki bunu da yapabilecek kapasitedeydik. En azından İtalya'ya karşı. Bu tabii ki de herkesin moralini bozdu. Ama bunlar sporun içinde olan şeyler. Yolumuza bakmak zorundayız. Eğer handbolu bir yere getirmek istiyorsak. İşte hatalarımızı o bizim başarı yolundaki taşlarımız yapıp bir şekilde cebimize atıp ama hatalarımızdan ders çıkarıp devam etmek zorundayız ki hedeflediğimiz şeylere ulaşabilelim. Evet, milli takımımız tabii İtalya'ya kaybederek elemelerden elendi ve organizasyona katılma şansını veya katılma hakkını da kaybetti diyebiliriz. Tabii bu mağlubiyetin ardından da bugün federasyondan yapılan açıklamayla birlikte milli takım baş antrenörü Okan Hala ile yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tabii Okan hocamıza da gösterdiği performans için ve verdiği emekler için bir kez daha teşekkür ederim. Umarız ki bir sonraki handball hayatında başarılar diliyoruz. Böyle de bir karar çıktı bugün. Hayırlısı olsun. Şimdi Okan Hoca'nın da yıllardır emeği var. O emeği de kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Ama performansı konuştuğumuz yerde demek ki gitmeyen, doğru gitmeyen bir şeyler vardı. Hayırlısı olsun herkes için. Umuyorum bu ayrılış yeni başlangıçlar için güzel bir ayrılış olur. Daha iyisi olur. Yani ne diyeyim, hayırlısı olsun. Evet, tabii işin saha kısmını ve milli takım kısmını tamamlayalım. Söylediğim gibi biz ilk maçta Sakarya'daydık ve Sakarya'da milli maçın dışında başka haberlerimiz de var tabii. Kral Şakir fırtınası Sakarya'da da esmeye devam etti. Kral Şakir'le Türkiye Handbol Federasyonu'nun güç birliği yapmıştı ve Varol Yaşaroğlu da Sakarya'ya maça geldi ve orada bir imza töreni gerçekleştirildi. İmza günü düzenlendi. Şunu da söylemek lazım, gerçekten ama gerçekten inanılmaz bir kitlede Varol Bey'in Varol Bey'den imzalı kitap almak için sıraya girdi ki bu şu an mesela az gözüken bir nokta bu. Maça yaklaşıldığı sürece, yani saatler maça yaklaştığı sürece Varol Bey'in standı artık doldu, patladı, doldu taştı. Ya gerçekten çocuklar için de çok ama çok güzel bir anı oldu. Biz orada tabii basınla birlikteydik. Hep basından
başka değerli meslektaşlarımız da vardı ve hep onu konuştuk. Bugün oraya, yani Sakarya'ya gelen bir çocuk Varol Bey'den kitabını imzalatıp alıp maçı da izledikten sonra kolay kolay handbolu unutmaz. Evet, işte gene aynı şeye dönüyoruz. Hı-hı. Keşke ikinci maçı da alabilseydik de perçinlemiş olsaydık bunu. Ama dediğim gibi evir çevir söylemenin artık bir anlamı yok. Bir kere Kral Şakir en başından kurgulanış şekli dolayısıyla ve çocukları hedefine alması dolayısıyla bence çok güzel bir organizasyon. İkincisi bunun devamlı olması, zaten Varol Bey'in de çocuklara karşı bir özel hassasiyeti olduğunu biliyorum. Özellikle çocuklar üzerinden bir şeylerin kurgulanması bence çok güzel. Bunun devamlı olması, orada çocuklarla birebir temasa geçmesi. Tabii. Belki çocuklar şu an bunun değerini anlamayacaklar ama ileride bunu fark edip anlamlandırdıklarında onlar için çok güzel bir şey olacak. Bunun ve bunun gibi birçok güzelliğin işte böyle gölgelenmemesi gerektiğini Tabii. düşünüyorum. Yani onu ayrı tutmak lazım, performans kısmını. Ama bu kısmındaki güzellikleri de devam ettirebilmek adına bizim dediğim gibi artık o yenilginin, mağlubiyetin düşük motivasyonundan çıkıp önümüze bakmamız gerekiyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Sakarya'da da atmosfer, hep atmosferden bahsediyoruz. Çok güzeldi. Hem böyle Kral Şakir gibi çok önemli bir konu da oradaydı. Tabii sevgili Varol Yaşaroğlu da gerçekten sıkılmadan, bunalmadan belki de binlerce kitap imzaladı diyebiliriz. Vallahi çok teşekkür ederiz. Ben bir ara tribünlerde ünlü isimleri de gördüm. Bunlardan biri futbolcu Tuncay Şanlı'ydı. Ya, tabii evet. Sakaryalı kendisi. O da milli takımımıza destek vermek için gelmişti. Yani total olarak şöyle baktığımızda Sakarya'da handbolun aslında en güzel akşamlarından birini yaşadık diyebiliriz milli maç özelinde. Çünkü yani tribünler zaten tıklım tıklımdı ama sadece tribünlerin tıklım tıklım olmasıyla alakalı değil. Kitle handbolun içindeydi. Evet. Yani reaksiyon veriyor. Evet. Evet, o çok önemli bir şey zaten. Yani tribünleri bir şekilde doldurursunuz. İşte eskiden biz maç oynarken polisler gelirdi, otururdu. Otururdu, dolardı o tribünler bir şekilde. Ama önemli olan handbol izleyicisinin oraya oturması. Tabii. Zaten uğraşlar bunun için olmalı bence. O kültürün oluşması için olmalı. Bu altyapılar, işte A takımlar, performanslar, tabii ki de bunları perçinleyici kısım. O kültür ama Sakarya'da atıldı zaten onun temelleri. Sakarya handbolun dışında da sporun birçok branşında çok iyi atılımlar yaptı. Evet. Bir spor şehri oldu. Spor şehri olmak adına da devam ediyor aslında. Demek ki yapılabiliyormuş. Yani bu sadece federasyonla alakalı değil. Sakarya Belediyesi'nin de burada çok katkıları var. Sakarya'nın handbol takımının da burada çok katkıları var. Çok büyük katkıları var. Bunlar çok güzel aslında görünür şeyler. Çünkü milli takım maçları dışında Sakarya'nın maçları da çok seyirciyle izleniliyor. Evet. Yani kendi lig maçları da çok seyirci çekiyor. Onu... Dolayısıyla bugüne kadar dediğiniz gibi böyle bir milli takım faaliyeti, işte bir Avrupa Şampiyonası kızlarda izledik ama bu bambaşkaydı yani. Çok çok. Yani şöyle bir durum var, bir de sizin de söylediğiniz gibi Sakarya halkın handbolla yakınlığı zaten var. Mesela oyuncu anonslarında maç başlamadan önce Ramazan ve Samet çıkarken bütün salon yıkıldı yani. Yaptım. Kendi evlerindeler çünkü ve bunu da ben maçtan sonra röportaj yaptıktan sonra Ramazan'a da sordum. Ya kendi evinde nasıl bir hissiyattı dedim. Gerçekten o da cevaplarında hep şunu söylüyor. Burası benim evim. Gerçekten Sakarya'da ona ev olmuş yani. Evet. Öyle evet. bir atmosfer yaşadık. Ya her sporcu ister bunu. Tabii. Ya oynadığı şehre ait hissetmek, o şehir tarafından takdir görmek. Çünkü bir emek veriyorsunuz, bir performans sergiliyorsunuz ve bunların geri dönüşlerini seyircilerden ve bilinçli seyircilerden almak her sporcu ister. Ne mutlu onlara. En azından Sakarya'da güzel bir galibiyet yaşadıkları için mutlu olalım. Ama dediğim gibi o galibiyette Sakarya taraftarının çok büyük etkisi vardı. Tabii. Kesinlikle. Evet, o zaman milli takım dosyamızı kapatıyoruz ve Almanya'ya uzanıyoruz. Almanya'da da bir milli heyecan yaşadık. Bir gösteri maçıydı. Türkiye U17 kız milli takımıyla Almanya U17 kız milli takımı karşılaştı. Maçı 45-25 kaybettik ama bu zaten hep beraber handbol
etkinliği kapsamında yapılan bir hazırlık maçıydı. Orada da mesela atmosfer şu an ekranlarda geliyor. Çok güzeldi. Ben hani skordan falan bağımsız olarak sadece şunu söyleyeceğim. Genç sporcularımızın böyle atmosferler görmesi benim için çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Biz şeyi de bilmiyoruz bu arada. Kriz anlarını yönetmeyi de çok bilmiyoruz. Benim kendi oynadığım dönemlerde şöyle bir inancım vardı. Biz özellikle plaj handbolunda çok final oynadık milli takımla. Kadında da erkekte de. Kendi kadınlar için konuşacağım. Final maçlarına öyle bir stresli çıkardık ki bütün takım. Çünkü bizim final tecrübemiz yoktu. Oynadığımız bütün takımların bu tecrübesi var. İşte 2 yıl önce bir canlı Avrupa Şampiyonası finali izledim. Norveç'le Danimarka arasında. Norveç işte 5-6 sayıyla geride. Ya sporcuların bir tanesinde bir panik, bir stres göstergesi dahi yok. Çünkü biliyorlar, bir maçı çevirebilmeyi biliyorlar, kazanabilmeyi biliyorlar. Çünkü bu seyirci atmosferiyle oynamışlar. O atmosferi normal zamanlarında da yaşıyorlar. Biz bunları sadece milli maçlarda yaşıyoruz. Bazen bu baskı bile yaratabiliyor sporcu da dolayısıyla. Bunları o ortamlarda fazlasıyla deneyimlemek bence çok büyük bir kazanım olacak onlar için. Bu arada Almanya'da handball haftası var, evet, yanılmıyorsam. Ve birçok ülkenin katıldığı bir organizasyon bu. Bunlar hep skordan bağımsız değerlendirilmesi, kesinlikle, gereken şeyler. Yani burada şampiyon bile olsanız bir anlamı yok. Çünkü oradaki kazanımlar çok başka. Biz de zaten onları deneyimlemek için oraya gittik. Öyle bir iddiamız da yoktu. O yüzden güzel işbirlikleri bunlar. Bunların devam ettirilmesi, daha da arttırılması gerekiyor ama bence. Kesinlikle. Ki böyle kazalara kurban gitmeyelim. Evet, ilk bölümü noktaladık diyebiliriz. İlk bölümde tabii milli takımımızı konuştuk ve U17 kız milli takımımızdan da bahsettik. Şimdi ikinci bölümde liglere bakacağız. Kısa bir ara. Evet, ikinci bölümde yeniden sizlerle birlikteyiz ve şimdi ligler diyeceğiz, liglere bakacağız. TF Kadınlar Süper Ligi'nde de 9. hafta karşılaşmaları noktalandı. Hemen arkadaşlarım sizlere sonuçları gösterirken ben de şöyle bir sonuçları sizlere aktaracağım. Baktığımızda Anadolu Üniversitesi Aksaray'ı deplasmanda 33-32 mağlup etti. Yeni Mahalle Belediyesi Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 33-24 ile geçerken Armada Praxis Yalıkavak Üsküdar Belediyesi'ni deplasmanda 35-30 mağlup etti. Haftanın karşılaşmasına Kastamonu Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 42-32 ile geçerken Konyaaltı Belediyesi de Bursa Belediyesi'ni 36-18 ile mağlup etti. Kadınlarda da hafta böyle noktalandı. Tabii şunu söylemek lazım. Haftanın karşılaşması Kastamonu-İzmir arasında geçer gibi duruyordu ama Yalıkavak Üsküdar karşılaşması çok daha çekişmeli geçti. Evet. Evet. Çok çekişmeli geçti. Aslında Üsküdar Kastamonu İzmir Kastamonu maçı da güzel bir maç oldu ama ben Yalıkavak'la oynanan maçı bu kadar skor yakın biteceğini düşünmemiştim açıkçası. Yani şöyle, şimdi arkadaşlarım bir yandan puan durumunu da ekranlara muhakkak getirecektir. Üsküdar Belediyesi baktığımızda 5. sırada ve arkada yani o 4'ünün. Tabii Üsküdar Belediyesi şimdi iyi, deneyimli, iyi oyunculardan ve uzun süre birlikte oynayan oyunculardan, evet, kurulu. Merve de vardı orada. Merve ayrılmasaydı çok daha farklı şeyler de olabilirdi. Çünkü skora etki eden ve, evet, uzun senelerdir Üsküdar Belediyesi'nde oynayan bir oyuncu. O yüzden onlar tehlikeli takımlar zaten. Yani, kesinlikle, her an her şeyi yapabilecek takımlar. Bir de biraz da havasındaysa o gün sonuç her an değişebiliyor. Tabii. Öyle bir takım.
Maçlar güzeldi. Bu hafta Aksaray maçı da güzeldi. Anadolu Üniversitesi Aksaray maçı. Ama Aksaray bir kıramadı o şeyi ya. Böyle hep bir sayıyla, bir sayıyla, evet. bir sayıyla. Çünkü o da orada da çok tecrübeli oyuncular var. Fatma var. Ondan sonra kaleci Fatma var. Kanat oyuncuları. İsmini şu an hatırlayamadım. Çok affedersiniz. Orada da çok uzun zamandır handbol oynayan tecrübeli oyuncular var. Ya umarım bir an önce o şeytanın bacağını kırarlar. Puan durumuna baktığımızda da Konyaaltı Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi şu an namağlup devam ediyorlar yollarına. Armada Praxis Yalıkavak 3. sırada, Yeni Mahalle Belediyesi 4. sırada, Üsküdar 5, İzmir 6, Görele Belediyesi 7, Tekirdağ Süleymanpaşa 8, Anadolu Üniversitesi 9, Bursa 10 ve Aksaray Belediyesi de 11. sırada. Yani şöyle bir baktığımızda ben bu sene Yeni Mahalle Belediyesi'nin de farklı bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Yeni Mahalle de zaten yıllardır özellikle gençleşmeye gittikten sonra belli standartta handbol oynayan bir takım. Gene sistemi olan, o sistemle oynayan takımlardan ve hızlı oynayan bir takım. Bir de gerçekten hani tecrübeli de değil ama genç de değil. Tam böyle arada yaşta olan sporcuları var. Her an her şeyi yapabilecek yaştalar aslında. Mesela işte pivotları var Demet. Her yıl üzerine bir şeyler koyarak devam ediyor. Yaren var kanatta. Çok başarılı. Orta oyun kurucuları Ayşenur çok başarılı. Yani şimdi bir de kanatları var Dila. Evet. Bu arada isimleri bazen karıştırabiliyorum. Çok gerçekten yetenekli oyuncuları var. Biraz bazı işte bu tip takımların oyuncularının biraz daha tecrübelenmeye ihtiyacı var. Bu maçlarda da zaten sürekli süre alarak, oynayarak maç performansıyla tecrübelerini arttırıyorlar. Her sene daha farklı bir özelliğini geliştiriyor. O yüzden o takımlar bence Üsküdar Belediyesi gibi onlar da tehlikeli takımlar yani. Her an her şeyi yapabilir. Sizin böyle moralsiz ya da motivasyonsuz bir gününüzde hemen çelme takabilecek Tabii. takımlar. Evet, o zaman şöyle bir haftanın karşılaşmasına gidelim ve özetini izleyelim. Kastamonu Belediyesi İzmir Belediye Spor Kulübü karşılaşması sizlerle. İlk düdük geliyor. Zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Güzel bir handbol umuyoruz. TRT Spor Yıldız ekranında sizlerle buluşturacağız. İlk hücum İzmir Büyükşehir Belediye'den yansıyor. Hızlı hücum şansı Emine ve top ağlarda gol. Emine Gökdemir açılışı yapan isim. Sağ kanatta Emine oldu. İşte burada hızlı hücum. Emine Gökdemir. Basit uyarısı geldi. Hakemlerin eli havada ve 4 pas hakkı var. Atış toparlarda. Yine Anastasya Savaş. Çapraz geçişler. Serpil. Atış toparlarda. Burcu Dindar. Çok etkili geldi. Serpil ve Esra Söğüt anlaşamadılar. Bu arada atış topağlarda. Pilotta süre alan Düşra Işıkhan ikinci golünü kaydediyor. Fark ilk kez dörde çıkıyor. 19-15'lik skor. Son 10. Betül atış topağlarda fark 5'e çıkıyor. İlk yarı bitmeden Betül Yılmaz'ın golü. Toplamda 4. sayısı. Bu da Yaren'de kaldı. Uzaktan bir deneme başarılı değil. Yaren Berfe toplamda 6. kurtarışını yaparak ilk yarıyı bitirdi. Ve skorda netleşmiş oldu. İlk yarıda 5 sayılık bir avantajla soyunma odasına gidiyor Kastamonu Belediye. Kastamonu Belediye 20, İzmir Büyükşehir Belediye 15. İlk yarı skoru. Yasemin'in güzel pası Büşra. Karar 7 metre. Botta Leopoldina'nın müdahalesi 7 metreye sebep oldu. Atış topağlarda 2'de 2 yapıyor Yasemin 7 metre atışlarında. Bak yine 6'ya çıktı. Anastasya'nın pası Leopoldina dönmeye çalıştı. Faul var. Serpil.
Burcu boş kaldı ve o kapıda golü buluyor. O açıklıkta kendisinin 4. takımının 28. sayısı. Golleri üst üste. Perfin. Esra Söğüt. Tekrar Kotsina. Anastasia. Ama pas arası geldi Nurşah'tan. Nurşah'tan Jack pası. Sinan Vatan bomboş kaldı. O da direğe geçemedi. Dönen top Beyza'da. Beyza'nın Türk Yılmaz bıraktı. Nurşah Sancak ve gol. 8. maçında Kastamonu Belediye ve 16. puanını almak üzere. Bu arada Büşra Aşıkan çok iyi bir asist aldı. İşte Burcu'nun asisti. Pasif uyarısı geldi bu arada. Atış. Halime'de kaldı. Halime kaleden kaleye bir deneme. Top dışarıda. Halime Yeni Mahalle Belediye'ye böyle bir gol atmıştı kaleden kaleye. Bu arada son siren sesi duyulmadan bir gol denemesi daha, yine Halime gol izni vermedi. Ve artık skorda netleşmiş oldu. Kastamonu Belediye bu sezonki 8. galibiyetini imza atıyor. Evet, karşılaşmayı da izledik. Gerçekten çok kalitesi yüksek bir karşılaşma bizlerleydi. Kadınlar 9. haftada ve Kastamonu Belediyesi sahadan 42-32 galibiyetle ayrıldı. Yoluna namağlup devam ediyor. Evet, orada Nurşah'la Yasemin'i gördüm. Evet. Sakatlıktan dönen sporcular ilk maçlarıydı bildiğim kadarıyla. Şimdi Kastamonu'nun ligde Avrupa Ligi'ndeki maçları da başlayacak bu ay. Biraz ona da hazırlık oldu herhalde. Maçlarda izleyeceğiz midir ne midir artık bilmiyorum. Umarım onları da görürüz. Kastamonu tabii eksik bir kadroyla çıktı. Daha denk bir maç gibi görünüyor. Anastasia İzmir'de bugün çok iyi oynadı maçta. Güzel bir maçtı. Yani ben şimdi artık Türkiye liglerindense Avrupa'da oynayacak maçları daha çok ilgilendiriyor beni açıkçası. Çok sonuç skor çünkü sürpriz olmadı. Sürpriz bir sonuçla karşılaşmadık. Bakalım. Yani onların işte ben Konyaaltı ile maçlarını merak ediyorum. Yalıkavak'la maçlarını merak ediyorum Kastamonu'nun ama sanıyorum işte Avrupa liglerinde oynayacakları maçlara biraz hazırlık yapıyorlar bu maçta. Evet, tabii karşılaşmanın ardından röportajlar vardı. Betül Yılmaz ve Serpil İskenderoğlu'nun sözlerine bir kulak verelim. Türkiye Ligi'nde şu anda çok sakatlıklarımız olmasına rağmen bu kadroyla, bu dar kadroyla rotasyonsuz bir şekilde 8'de 8 yapmak bizim için çok güzel. Bu maçta Avrupa maçından önce bizim için bir hazırlık gibi oldu. Biraz fazla gol yedik gibi gözüküyor ama fazla da gol attık. Sonuçtan memnunuz. Umarım haftaya 11 Kasım'da oynayacağımız EAF Ligi eleme maçını da iyi bir sonuçla oynar ve buraya geri döneriz. Bugün İzmir'e karşı güzel bir mücadele sergiledik. Çalıştıklarımızı tamamen yaptık diyemeyiz ama en azından hak ettiğimiz, istediğimiz sonucu elde ettik. Macaristan maç takımıyla mücadelemiz olacak. O yüzden artık lige ara verip oraya konsantre olacağız. Evet, tabii Avrupa'da 11 Kasım'da önemli bir karşılaşmaya da çıkacaklar. Bakalım orada neler olacak. Yani işte şimdi kendi Serpil de söylediği gibi sakatlıklar, bunlar hep sporun içinde olan şeyler. Orada nasıl kurgulayacaklar takımı, kimlerle çıkacaklar? Ceren'i göremedim. Bildiğim kadarıyla bir sakatlığı var. İki Ceren'i de. Ama Yasemin'le Nurşah'ın geri dönmüş olması güzel haber. Ama işte sakatlıktan sonraki ilk büyük maçları ne olacak bilmiyoruz. O yüzden hepsine başarılar diliyorum. Umarım istedikleri sonucu alırlar. Ama işte dar kadrolarla bu şartlarda bu işleri yapmak zor maalesef. Tabii. Başarılar diliyorum. Bakalım, merakla bekliyoruz 11'inde ne olacak. Evet, tabii Kadınlar Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları da ayın 11'inde başlıyor. 16'da Görele Belediyesi Aksaray karşılaşmasıyla 10. hafta başlayacak. Ayın 13'ünde saat 16'da Anadolu Üniversitesi Tekirdağ Süleymanpaşa, 14'ünde saat 17'de Yalıkavak Spor Bursa karşılaşması oynanacak. 15'inde saat 16'da Konyaaltı Belediyesi ve Kastamonu Belediyesi oynanacak ki şu an namalup iki takım gidiyorlar. Evet. Ve Kastamonu Belediyesi de Avrupa karşılaşmasından 4 gün sonra bu önemli mücadele çıkacak. Ayın 15'ine saat 16'ya bence bir tik atın derim. Evet. Ayın 15'inde saat 20'de de Yeni Mahalle Belediyesi, Üsküdar Belediyesi karşılaşmasıyla da haftayı kapatacağız. Tabii şu son iki karşılaşma, yani Konyaaltı, Kastamonu ve
Yeni Mahalle Üsküdar karşılaşmaları inanılmaz olacak gibi duruyor. Yani şimdi tabii onlar ligin en üst seviyesinde. Göreli maçı da bence güzel bir maç olacak. Ama tabii biz ligin en üst seviyesine odaklanınca Kastamonu'yla Konyaaltı'nın maçı, az önce de söyledim zaten, onları merakla bekliyorum. Kastamonu biraz daha şey, yorgun gelecek. Biraz daha handikapları var. Evet. Ama hiç belli olmaz. Belki de çok moralli gelecekler. O moralle burada farklı bir skor üretecekler. O maçı izlenmesi gereken bir maç. Ben de hani bir tik atın diyorum ben de. Evet, şimdi başka bir habere geçelim isterseniz ligi kapattıktan sonra. UEFA Türkiye Handbol Federasyonu'na bir ödül verdi. Baktığımızda 2023 UEFA Başkanlık Gelişim Ödülü'ne layık görüldü federasyonumuz. Buradan da aslında tebrik etmek lazım. Gerçekten güzel bir ödül ve motivasyonumuzu da arttıracak bir ödül. Tabii şimdi 2 yıldır aşağı yukarı çok büyük, aslında büyük yapılan büyük değişiklikler var. Gözle görülebilir. Ufak ufak değil, büyük büyük aslında. Bu da onların bir yansıması oldu. Tabii uluslararası yapılan işbirlikleri çok etkili oldu. Altyapılardaki yapılanmalar çok etkili oldu. Altyapılara yapılan yatırımlar. Kadın kurulunun kurulması, cinsiyet eşitliğine önem veren bir perspektifimizin olması, öyle bir felsefeyle hareket ediyor olmamız. Bunlar çok etkili oldu. Şimdi böyle bir ödül, böyle bir gelişim, böyle bir motivasyon olunca yolumuza daha fazlasıyla devam etmemiz şart oldu tabii. Umuyorum daha güzel, daha büyük ödüller alabileceğimiz organizasyonlar da yaparız. Sahaya yansımalarını da umuyorum alırız. Bu çok mutluluk verici, onur verici, gurur verici bir şey. Bunda etkisi olan, emeği olan herkesin ellerine sağlık. Umuyorum bu ilk olur ama son olmaz. Bunun devamı da olur ve dediğim gibi bunun sahaya da yansımalarını artık en kısa sürede alırız. Tabii ki de o sahadaki performans kısmı çok kısa vadeli bir şey değil. Uzun vadede sabretmemiz gereken bir şey. Sabrede artık ne kadar sabredeceğiz denecek bir durum da yok. Çünkü yeni yeni bazı şeylerde hareketlenmeler, kıpırdanmalar yaşıyoruz. Bunun bir süreci olacaktır. Bu ödül de onun bir göstergesi gibi geliyor bana. Tabii biz şimdi bu haberi geçen hafta başka bir programımızda da konuşurken ben şey demiştim, gurur duydum ama hiç şaşırmadım. Çünkü gerçekten son birkaç yıldır bence çok ciddi bir atılım ve yatırım var buraya doğru. İkiye ayırırsak bir taraf kurumsal, bir taraf performans diyelim sizin gibi söylediğiniz gibi. Bence kurumsal tarafta atılım çok daha büyük oldu gibi geliyor bana. Yani evet, aynen öyle. Kurumsal kısmında, kurumsal diyorsak o kısma, kurumsal kısımda bambaşka alanlarda, işte bu alanlar sosyal sorumluluktan tutun, farklı altyapı işbirlikleri, işte sponsorluklar var, projeler var. Bir sürü alanda varlık gösteriyoruz, göstermeye çalışıyoruz. O yüzden ben de evet şaşırmadım açıkçası. Hani böyle ödülleri genelde şey olur ya, hadi bu da size motivasyon olsun diye veriyor. Öyle bir ödül olmadığına eminim. Gerçekten yapılanların karşılığı olduğuna eminim. Bu ödülü gören herkes de aynı yorumu yapmıştır. Yani bunu hak etmiştik denilecek bir ödül. Ve motive edecek de bir ödül açıkçası. O yüzden ben çok mutlu oldum bunu gördüğümde, ama ben de şaşırmadım. Evet, Güneş Hanım, konularımızı tamamladık. Tabii şöyle bir baktığımızda milli takımımızı konuştuk, Kadınlar Ligi'ne baktık ve bunun dışında başka haberlerimizi de burada sizlerle birlikte paylaştık. Çok teşekkür ederim. Ben ağzınıza sağlık. Bugünlük Handball'u, Stüdyo Handball'u noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Handball'la kalın. Raru, Stüdyo Handball'u sunar.